Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ve de evime. Sabah kahvaltı hazırlıyorum. Menemen yapacağım. Tamirat bir yerde. Köyden geldik, Ayancık'tan. Bir hafta oldu bileli. Ev işleri şu oldu derken dışarı da çıkamadım. Video da çekemedim. Bayağı bir yorulduk. Orada gelirken toparlan. Buraya gelince burada temizlik yap. İşler çok. Gençlik gibi de olmuyor. İşleri çabucak toparlayamıyor insan. Biraz yaş ilerledi mi? Büyük şehrin karmaşası çok. Hastalarımızı bıraktık geldik. İnşallah hayırlısı olur Meylem. Hayırlısı nasip etsin. Geçen sene geldim. 15 gün dönmeden geri dönmüştüm. Bakalım bu sene ne olacak. İnşallah hastalarımıza da bir şey olmaz. Bütünlerde varsa hasta Allah sağlık sıhhat versin, şifalar versin. Bu gece de aşağıdan mübarek şey, sanki de spiker maç anlatıyormuş gibi aynen. Gece geç vakitte öyle hararetli konuşuyorlardı. Saat 1:30 oldu, ben yattım. 2'ye geliyordu. Az uyumuşum, uyanmışım, hala devam ediyor. Aynı şey gibi, böyle nasıl desem, kaldı diyorlar zannettim. Sonra da konuşuyorlarmış meğerse. Misafirleri geldi herhalde. Hava böyle bayağı bir şeydi. Güzeldi. Pazara gittim.
Pazara bir gittim. Bir yağmur, bir fırtına, bir rüzgar. Allah'ım. Çadırlar uçuruyor. Bir anda geldi böyle. Sonra yağmur yağdı. Biraz bir yağmur yağdı. Bir duruyor gibi oldu. Tekrar yine başladı. Sanki böyle yukarıdan kovayla döküyorlar mübarek. Nasıl yağdı? O geçti. Gelir de bu sabaha karşı, sabah namazı sırası. Bir gök gürültüsü, yağmur. Değişik bir hava yani. Birden geliyor, birden gidiyor. Değişik. Nereye gidersen gidiyor. İşler peşinde mübarek. Yemek yiyeceğim. Bulaşıklarını yıkayacağım. Temizliğini yapacağım. Nereye gidersen git. Küçücük yaşımdan beri hiç böyle hazır bir şey yemedim yani. Hazır bulup da. Hep elimin emeğiyle. Aslında çok güzel bir şeydi. Bazen de tabii insan yoruluyor, yorulduk. Bir tane bir videoda gördüm bir kadın. Çok yorgunum ben, çok yorgunum diye. Onun gibi ben de yoruldum artık. Bu şöyle hani köye gidip gelmesi, Ayancı'ya gidiyoruz, geliyoruz. Güzel de. Orada giderken gelirken toparlanacaksın. Giderken toparlanacağım, buradan gideceğim. Orada temizliğini yapacağım tekrar. Eve yayılacağım, oturacağım. Geliyorsun, gelirken tekrar evi toparlıyorsun. Buralarla görüşüyorsun. İnanın ki zor gidiyor. Bir de yol yorgunluğu. Yol bayağı bir uzun. De dedim böyle bir melemen yapalım. Pazardan hamsi aldım. Çorbam vardı. Onu dedim kaynatayım. Ekşimesin. Şimdi hamsi olunca salata hamsi anca iyi geliyor. Çorbada yersek dedim. Bitiremeyiz hamsiyi. Çorbayı kaynatayım bırakayım dedim. Çorbayı koydum ocağa. Kaynadı çorbam. Onu ben altını kısıyorum diye, kapatıyorum diye kısmışım altını. Ben de gittim güzelce uzandım biraz. Bir de uyumuş muyum? Oo, bir kokuyla uyandım. Anam dedim ev yandı, eyvah dedim yandı gitti diye. İlk önce rüya gibi dedim bu ne böyle? Bir kalktım baktım ki tencerenin dibi yanmış. Çorba ev koktu öylece. Epeydir dedim bir şey yapmadım diye kendi kendime de söylemiştim öyle. Kendi kendime nazar değdirdim.
katta otururken çok yakardım. Böyle her şeyi yakıyordum. Buraya gelin dedim, bir şey yapmadım. El yapımı salçam, biber salçası. Böyle yapıyorum, kavanoza sıcakken koyuyorum, üzerine tutturuyorum. Konserve gibi oluyor. Sonra ihtiyacım olduğu zaman işte bittikçe bittikçe açıyorum, kullanıyorum böyle. Hepsini böyle bir şey yapıyorum. Kavanoza, büyük bir kavanoza döküp de üzerini kapatırım da o zaman tabii ki kuru yapmak lazım. Ona göre ben şimdi bunu kaynatıyorum. Hafif böyle şey kıvam. Çok fazla da şey değil, tuzlu da değil. Tuzlu da yapmam lazım o zaman. Tuz falan istemiyor. Şimdi tuzu az. Az tuzlu. Böyle konserve gibi yaptığım zaman bir kavanoz açıyorum. O bitene kadar kullanıyorum. Bu laflar. Sonra da o bittikten sonra öbürküsünü açıyorum böyle. Demledim. Şimdi merelerimi de yapayım. Merelerim pişti. Turp aldım. Şimdi şöyle turplarını doğru. Benim önceden bir komşum vardı rahmetli. Diyordu, bir sene diyordu, senede bir kere yani, ya turpun bahçesinden geçeceğim ya da yiyeceğim derdi rahmetli. Çok faydalı bir şey bu da. Biz de seviyoruz yani sabah yemeklerde, sabah olsun, öğün olsun. Böyle yeşil biber de severim. Kahvaltı tuturum.
gitti. Tazeymiş. Sarıları parçalanmıyor. Menemenim pişti. Şöyle. Görünüm harika da burada doğru şey yok. Güneşi doğru vurmadığı için arka taraf, mutfak arka tarafta şöyle burada çok güzel bir görüntü. Şöyle yakından görüntüsü bu şekilde menemenin. Şahane oldu. Mis gibi de koktu. Arkadaşlar, herkese afiyet olsun. Görüşmek üzere. Maviş, Maviş. Oğlum, nasılsın? Mavişim, şeker, şeker, ay ay ay, şeker, şekerim, Maviş, hadi ben pazara gidiyorum, hoşça kalın, Mavişim, şekerim, hadi görüşürüz. Sırtına birden bir hava bozdu bugün.